Değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulu toplantımız biraz önce bitti. Bugün toplantımızın gündeminde devlet yönetiminde ağırlaşan kriz, yaklaşan karakış ve milletimizi ezen ekonomik buhran bu sorunları aşmak için de nelerin yapılması gerektiği vardı. Değerli basın mensupları, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir kime sorarsanız sonuç bu cumhuriyet demektir. Doğan çocuğun adıdır. Ama bu at bazılarına hoş gelmezmiş. Varsın gelmesin. 29 Ekim 1923'te meclisin en yaşlı üyesi müderris Abdurrahman Şeref Bey tarafından adı konan çocuğun 98. yaşını büyük bir coşkuyla geçtiğimiz hafta kutladık. Bugün de saltanatın kaldırılmasının 99. yıl dönümü. 29 Ekim'de özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin coşkusu ülkemizin geleceğine olan inancımızı daha da arttırdı. Kuşkusuz çocuklarımız, gençlerimiz ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için gereken kudreti her zaman kendisinde bulacaktır. Bu şanlı mirası bize emanet eden Cumhuriyetimizin kurucu babası Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyet uğruna mücadele eden aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür tüm vatan evlatlarını, bu topraklar için kanlarını döken tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti masa başında kurulmamıştır. Sınırları cetvelle çizilmemiştir. Bu topraklar kuvayi milliyecilerin katli vaciptir diye fetva veren saray kuvayici milliyetçiler için e, katli vaciptir diye fetva veren Saray Şeyhül İslamı Dürizade Nemrut Mustafa Paşa, Ahmet Anzavur, Ali Kemal gibi sayısız haine rağmen emperyalistlerden kurtarılmıştır. Bunların bir kısmı İngiliz zırhlılarıyla kaçmıştır. Ülkemizde kalanların ise Cumhuriyet ve Atatürk'le ilgili sıkıntıları devam etmektedir ya milli gün ve bayramlarımızı hiç anmazlar ya da milli günlerimizi Atatürk'süz anarak ya intikam peşinde koşarlar. Bunu kifayetsiz gafiller, fesli mevcutlar yapsa delidir, ne yapsa yeridir der geçeriz. Ama bunları bizzat Atatürk'ün kurduğu kurumların başındakiler yaparsa mazur göremeyiz. Bu yıl 29 Ekim cumaya denk geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma hutbesinde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü yine anmadı. Gazi'nin ruhuna Cumhuriyet Bayramı'nda bir duayı çok gördü. Ama Diyanet, Diyanet İşleri Başkanı'nın esirgediği o dualar milletimizin dudaklarından sel oldu aktı. Bu yıl 29 Ekim kutlamalarında yaşanan skandallar bir değil iki değil. Fox TV, Cumhuriyet Gazetesi, Anka Haber Ajansı muhabirlerinin Anıtkabir'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerini izlemeleri sarayın memurları tarafından engellendi. Basına sansür uygulandı. Erdoğan şahsım rejimi bu defa da basını hem de Anıtkabir'de senden benden diye ayırdı. Bir başka skandal ise Atatürk'ün manevi huzurunda yaşandı. Erdoğan Anıtkabir defterine Cumhuriyetimizi dünyanın en güçlü on ekonomisinden biri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız yazdı. Erdoğan daha bundan 10 yıl önce Türkiye'yi 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmayı vaat etmişti. 2023 hedeflerinin başında bu geliyordu. Ama 2023'e 2 yıl kala bırakın ülkemizi ilk 10 arasına sokmayı en güçlü 20 ekonomi liginden düşür. Ama sonra da anıtkabir defterine utanmadan, sıkılmadan cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturacağını yazdı. Hadi millete doğruları söylemiyorsunuz. Bari Atatürk'ün manevi huzurunda doğruları söyleyin. 98 yıllık cumhuriyet tarihimizde Dolar cinsinden fert başına gelirin 7 yıl üst üste düştüğü bir tane dönem var. O da 2014 ile 2020, 2020 arasındaki dönem. Yani Erdoğan şahsım rejiminin inşa edildiği ve işbaşı yaptığı dönem. Yine dolar cinsinden bu sefer toplam milli gelirimiz. Üst üste 4 yıl daraldığı sadece 2 tane dönem var. Birincisi 1944-1947 dönemi. Yani İkinci Dünya Savaşı. İkincisi ise 2017 ile 2020 arasındaki dönem. Yani Erdoğan şahsım rejiminin işbaşı, işbaşı yaptığı dönem. Cumhuriyetimizin kurulduğu 1923'ten 2002'ye kadar geçen dönemde yani bu ülkede AK Parti işbaşı yapana kadar bu ülke 1929 büyük ekonomik buhranını gördü. 2. Dünya Savaşı'nı, Sovyet tehdidini, Kore Savaşı'nı, 1970'lerdeki petrol krizlerini, Kıbrıs barış harekatını ve ardından gelen ambargoları, 1961 ve 1980 askeri darbelerini, 1994 ve 2001 ekonomik krizlerini, 1999 Marmara depremini yaşadı. Tüm bu kriz ve badirelerin milli gelir cinsinden maliyetini hesapladığınızda 227 milyar dolar. Peki 2014'ten 2020'ye kadar yani bu ucube rejimin inşa ve faaliyet döneminde milli gelir kaybımız ne kadar? 241 milyar dolar. Rakamların söylediğini tevil etmeye gerek yok. Erdoğan şahsım rejiminin tek başına ülkemize verdiği zarar bugüne kadar yaşadığımız tüm felaket ve krizlerin toplamından çok daha ağır. Bu hesaplara dayanak teşkil eden rakamlar da bize ait değil. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile TÜİK'in rakamları. Biz boşuna bu ülkenin başına gelmiş en büyük felaket Erdoğan şahsım rejimidir demiyoruz. Ucube şahsım rejiminde Türkiye her alanda geriye gitti. Hukukun üstünlüğünden demokrasinin kalitesine, Basın hürriyetinden yolsuzluklara kadar her alanda dibe çakıldık. Kurumlarımızın içi boşaltıldı. Bu dönemde millete hesap vermemek kural oldu. Kayınpeder damat bir oldu. Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar dolar buharlaştı gitti. Millete hesap vermek yerine hakikati gizlemeye uğraşıyorlar şimdi. Ama ne demişler? İyi bir hafızan yoksa söylediğin yalanı not et. Et ki unutmayasın. Erdoğan ilk gün çıktı, para Merkez Bankası kasasında kaybolan bir şey yok dedi. Sonra çıktı, salgın bahanesiyle finansal dalgalanma yaratmak isteyenlere karşı kullandık dedi. Bir başka AK Parti yetkilisi çıktı, Türkiye'nin 128 milyar dolar satılabilir döviz rezervi hiç olmadı dedi. Merkez Bankası Başkanı çıktı, bir protokol dahilinde bu dövizleri 2017'den itibaren sattık dedi. En son Hazine ve Maliye Bakanı çıktı. Yöntemi eleştirebilirsiniz ama kimseyi yol, yolsuzlukta suçlayamazsınız dedi. Ama ardından da bu şek bu şekilde döviz satışlarının kendi döneminde durdurulduğunu söylemeyi de ihmal etmedi. Yani her kafadan ayrı bir ses çıktı. Bazen de aynı kafadan birkaç ayrı ses çıktı. Geçtiğimiz hafta AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş bu defa 128 milyar dolar 2019 yılının başından 2021'in ilk yarısına kadar süreyle dünyanın yaşadığı pandemi krizi çerçevesinde ülkemizde evlerine kapanan, iş yerleri kapanan, faaliyetlerine devam etmeyen, işsiz kalan işçilere destek olmak üzere bu ülkenin insanların menfaatine harcanmıştır dedi. Allah için büyük marifet. Bu kadar yalanı tek bir cümleye sığdırmak Allah için büyük marifet. Birincisi ülkemizde pandemi 2019'da başlamadı. Pandemi Türkiye'ye 2020 Mart ayında geldi. Rezervler ne zaman satılmaya başlandı? Onu da Merkez Bankası Başkanı söyledi. Rezervler 2017'de satılmaya başlanmış. Yani rezervler pandemiden çok daha önce eritilmeye başlanmış. 2017'de ucube tek adam rejimine geçişin oylanacağı referandumu, 2018'de Cumhurbaşkanlığı seçimini, 2019'da yerel seçimleri kazanmak için bu dövizler satılmış. Hedef döviz kurunu düşük tutalım, ekonomide sahte bir istikrar algısı yaratalım, seçimleri kazanalım. Bir de tabii Erdoğan'ın kerameti kendinden menkul faiz sebep enflasyon sonuç saçmalığını ispat etme meselesi var. Bunun için de rezervler satılmış. Yani ülkemizin rezervleri Erdoğan'ın siyasi menfaat hesaplarına kurban edilmiş. İkinci yalan ise daha da katmerli. Güya 128 milyar dolar pandemide iş yerleri kapanan, işsiz kalan yurttaşlarımız için harcanmış. E Halep oradaysa arşında burada. Uluslararası para fonu verilerine göre Erdoğan şahsım hükümetinin salgın nedeniyle yaptığı ek harcama veya vazgeçtiği alacakların toplamı sadece 19 milyar dolar. E peki kalan 109 milyar dolara ne oldu? 128 milyar dolar salgında millete dağıtıldıysa 2020'nin ortalama kurundan aile başına 36.464 lira yapar. Eski parayla 36 milyar eden bu parayı alan tek bir aile var mı soruyorum burada. Ya adama derler ki kedi buradaysa ciğer nerede, ciğer buradaysa kedi nerede. Salgında vatandaşlarına en az doğrudan gelir desteği veren hükümetlerin başında Erdoğan şahsım hükümeti var. E bu nedenle çok sayıda müzisyen ve kahveci esnafımız işsiz ve çiftçi kardeşimiz canına kıymadı mı? Bu hükümet milletimizi depresyona sokmuştur. Sinir hastası etmiştir. İşte daha yeni açıklandı. 2027'de ye 2020'de COVID-19 kaynaklı depresyon ve anksiyete vakalarının artışında ülkemiz Avrupa birincisi olmuş. 128 milyar dolar gerçekten milletimiz için harcanmış olsaydı millet depresyona girer miydi? Değerli basın mensupları 128 milyar dolar meselesi sıradan bir mesele değildir. Her şeyden önce dünya tarihine geçecek büyüklükte bir finansal fiyaskodur. Sonrasında da rezervlerin eritilmesi kadar satış yöntemi de görülmemiş bir skandaldır. Yapılan bu siyasi hovardalık yüzünden ortada çok ciddi bir kamu zararı vardır. Bizim hesaplarımıza göre 128 milyar dolar ortalama 6 lira 30 kuruş, 6 lira 40 kuruş civarından satılmıştır. Bugün dolar kuru 9 lira 55 kuruş civarında. Yani ortada 416 milyar liralık devasa bir kamu zararı var. Bu 128 milyar dolar kimlerin cebine gitti? Kimlere ucuza peşkeş çekildi? Bunlar mutlaka ortaya çıkacak. Hesabı da mutlaka sorulacaktır. Bugün dolar kuru 10 liraya dayandıysa bunun en önemli sebeplerinden biri de milletin 128 milyar dolarının çarçur edilmesidir. Bu nedenle paramız içeriden ve dışarıdan gelecek ters dalgalara karşı savunmasız kalmıştır. Bugün hala Merkez Bankası'nın döviz kasası açık vermektedir. 22 Ekim itibariyle döviz açığı 35 milyar 834 milyon dolardır. Ama Merkez Bankası Başkanı rezervleri arttırmakla böbürlenmektedir. Değerli basın mensupları, devlet yönetiminde tam bir kahtı rical hüküm sürüyor. Liyakatın yerini saraya sadakat aldı. Bilgililer yetkisiz, yetkililer ise bilgisiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hali ortada. Başkan AK Parti'nin siyasi komiseri gibi çalışıyor. Oyun esnasında sürekli kural değiştiriyor. Bir gün enflasyonu kırpıp çekirdek enflasyona bakın diyor. Çekirdek enflasyon yüksek kalınca da bu sefer çıkıp çekirdek enflasyona değil siz cari açığa bakın diyor. Türk lirası değer kaybettikçe rekabet gücümüz artacakmış. Rekabet gücümüz artınca ihracatımız artacakmış. İhracat artınca döviz gelirlerimiz artacakmış. Döviz geliri artınca Türk lirası değer kazanmaya başlayacakmış. Türk lirası değer kazanınca da enflasyon düşmeye başlayacakmış. Değerli basın mensupları bu durum Nasrettin Hoca'nın çalı fıkrasına benziyor. Nasrettin Hoca alacaklısı kapıya dayanınca borcumu tez vakitte vakit ödeyeceğim diye söz vermiş. Alacaklı bunun nasıl olacağını sorunca hoca kapının önüne çalı ektim. Çalılar ilkbaharda yeşerecek. Sonra dikenleri sertleşecek, kapının önünden geçen koyunların yünleri dikenlere takılacak, bunları toplayacağım, topladığım yünleri kabartacağım, kirmanda eğireceğim, sonra iplik yapacağım, iplikleri pazarta satacağım, o zaman senin paranı ödeyeceğim demiş. Alacaktı da haliyle kahkahayı patlatmış. Hiç bozuntuya vermeyen nasrettin Hoca da cevabı patlatmış. Ya köfte köftehor, peşin parayı görünce gevrek gevrek ne de güzel gülüyorsun. İşte yapılan tam da bu. Erdoğan ve şürekası 800 milyar dolarlık Türkiye ekonomisini deneme tahtasına çevirdi. Ama hatalarından hiç dedabet geçirmiyor, getirmiyorlar. Merkez Bankası Başkanı'nın artık enflasyona değil, çekirdek enflasyona bakacağız dediği gün serbest piyasada dolar kuru 8 lira 35 kuruştu. Bugün 9 lira 55 kuruş. Dolar kurundaki 1 lira 20 kuruşluk artış dış borç yükümüze 533 milyar lira ekledi. Sadece otoyol, köprü ve tünel geçişleri için yandaş müteahhitlere verilen garantiler nedeniyle de hazinenin sırtına ilave 29 milyar lira yük bindi. Bu iki kalemden yazılan kur farkı zararı 562 milyar lira. Bu zararları kim ödeyecek? Elbette milletimiz ödeyecek cari açık cari fazlaya dönene döviz gelirleri artana ve enflasyon düşene kadar ne kadar zaman geçecek? Bu arada milletin hali nice olacak? Bunlara cevap yok. Böyle olunca da enflasyon tahmini yapboz tahtasına döndü. Eylül başında 2021 sonu için orta vadeli programa %16,2 enflasyon tahmini yazdı. Kasım ayına gelmeden buna çizik attılar. Şimdi bu yılın enflasyon tahmini yüzde %18,4 diyorlar. Mecliste görüşülen mevcut bütçeyle 2022'de enflasyon 6,4 puan düşürülerek %9,8'e indirilecekti. E şimdi bu yılın enflasyonu arttırınca bu hedefe ulaşmak için enflasyonun 8,6 puan düşmesi gerekiyor. Şimdi ben buradan soruyorum. Aynı bütçeyle ve aynı ekonomik dengelerle bu nasıl olacak? Ekonomide tüm bunlar yaşanırken Hazine ve Maliye Bakanı kayıp. Yaşananlara ve yapılanlara bir çift laf edemiyor. Önümüz kış. Hem de kapkara bir kış. Her gün yeni bir zam haberi geliyor. Bu sabaha da zam haberleriyle uyandık. LPG'ye 48 kuruş zam geldi. Elektrik santrallerine ve sanayiye verilen doğalgaza yaklaşık yüzde elli zam yapıldı. Gelen bu son zamlarla bu yılın tamamında doğalgaz sanayi tarifesi yüzde yüz elektrik santrallerinin elektrik üretim santrallerinin gaz tarifesi de yüzde yüz arttı. E bu zamlarda iğneden ipliğe her şeye zincirleme yansımayacak mı? Yansıyacak. Bundan açıkça söyleyeyim konut elektriğine zam da eli kulağında. Şekere yüzde elli zam geleceği yazılıp çiziliyor. Zam gelecek diye şeker satışları durdu. Sıvı yağ fiyatları aldı başını gitti. Sıvı yağ sıvı altın oldu. Markette bir kök marul 10 liraya dayandı. Karakış kapımıza dayandı. Ama Erdoğan ve şürekasından maalesef tık yok. Çözümü bulmak yine genel başkanımıza düştü. Genel başkanımız enerji sektörü temsilcileriyle oturdu görüştü dünyadaki uygulamalara baktı. Ve milletimizi kara kış altında kalmaktan korumak için kara kış fonu kurulsun dedi. Kış boyunca elektrik faturalarındaki KDV ve TRT fonunun kaldırılmasını doğal gaz ve mutfak tüpündeki ÖTV ve KDV'nin kaldırılmasını önerdi. Bunları bu hükümet yaparsa hem milletimiz kazançlı çıkar hem de siyaseten kendileri kazançlı çıkar. Hükümetin kazancı onlara kalsın. Bu bizim umrumuzda değil. Yeter ki milletimiz kazançlı çıksın. Avrupa'daki tüm hükümetler vatandaşlarını yaklaşan kara kıştan korumak için hazırlıklarını hızlandırmış vaziyette. Fransa doğalgaz kullanım bedelini sabitleyeceğini açıkladı. Ayrıca aylık net geliri 2000 avronun altında olanlara her ay 100 avro destek vereceklerini duyurdu. İtalya bu kış aylarında halkın doğalgaz faturalarının devlet tarafından karşılanacağını açıkladı. Almanya enerji faturalarındaki vergi yükünü aşağıya çekme kararı aldı. Belçika halkın enerji faturalarını hafifletmek için 760 milyon avroluk bir paket açıkladı. Çekya enerji üzerinden alınan vergileri sıfırladı. Tüm bunların amacı ne? Halkın enerji faturalarını hafifletmek, kış aylarında vatandaşlarını korumak. Bizde ise dereye su gelene kadar anlaşılan kurbanın gözü patlayacak. Erdoğan şahsı hükümeti halen kılını kıpırdatmıyor. Çünkü bunların gönlünde de gözünde de artık milletimiz yok. Şimdi zincir marketlere ceza yağdırıp enflasyon sorumluluğunu bu marketlere yıkmaya uğraşıyorlar. Her köşe başında bu marketlerin açılmasına izin veren bunlar değil mi? Küçük esnafı ezdiren bunlar değil mi? Ama şimdi günah keçisi zincir marketler. Ben soruyorum buradan benzin, mazot, gübre, kömür, elektrik bu marketlerde mi satılıyor? Hayır. Köprü geçiş ücretlerine zam mı kim yapıyor? Köprü geçişlerine son bir yılda yüzde 46 zam geldi. Bu zamları Erdoğan yaptı. Bu zamların sorumlusu zincir marketler mi? Sonra bir de bakıyoruz alınan kararın rekabet kurulunda yazılmadığını görüyoruz. Karar sarayda kaleme alınmış daha kurul kararını açıklamadan dosyanın içeri, içeriği yandaş basına servis edilmişti bile. Ne diyelim çürük tahta çivi tutmaz, bu ucube sistem iflah olmaz. Değerli basın mensupları, Erdoğan şahsım hükümetinin hatalarını milletimiz ya cüzdanıyla ya da canıyla ödüyor. Cumhuriyet tarihimizin en büyük dış politika felaketi kim ne derse desin Suriye'dir. Suriye krizi son 10 yıldır ülkemizin kaynaklarını, enerjisini bir vampir gibi emip, emip tüketti. Sınırlarımızın içinde 3 milyon 700 bin Suriyelere, sınırın ötesinde de yine bir o kadar Suriyeli'ye Suriyeli bakmak zorunda kaldık. Güney sınırlarımız peşaver oldu. Antakya'nın hemen yanı başında İdlib kazanı kaynıyor. Fırat'ın doğusunda ABD, Rusya, PKK ve IŞİD ile karşı karşıyayız. Batısında ise Rusya ve rejim güçleriyle karşı karşıyayız. E böyle bir dönemde meclise bir tezkere getirildi. Tezkere de özellikle iki husus çok dikkat çekiyordu. Birincisi Fırat'ın doğusuna yönelik tehdit vurgusu tez tezkereden çıkarılmış. Fırat'ın doğusuna ilişkin tehdit değerlendirmesi son tezkereden niye çıkarılıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin tırları Fırat'ın doğusuna silah taşımayı durdurdular mı? Bu Biden'la görüşme öncesi Amerika Birleşik Devletleri'ni rahatsız etmemek amacıyla mı yapıldı? ya da Amerika ile yürütülen başka pazarlıklar mı var? İkincisi tezkerenin süresi neden iki yıl? Neden seçim dönemini aşacak ve yeni seçilecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesine ipotek koyacak şekilde bu süre belirlendi? Anketlerde ve milletin gözünde eriyen Erdoğan seçimleri öteleyebilmek için Suriye'de yeni maceraları mı hazırlanıyor? Mehmetçiğimizin tertemiz kanı üzerinden kendine oy devşirmenin hesaplarını mı yapıyor? Yine en az bunlar kadar önemli bir başka konu. Tezkere'de yabancı güçlerin Türkiye'de konuşlandırılmasına izin veriliyor. Bölgedeki yeni gelişmeler ışığında bunun açıklığa kavuşturulması çok önemli. Kim bu yabancı güç? Bu tezkereyi getirenler bilmelidir ki yarın bir gün Rusya ve rejim güçleri İdlib'e operasyon düzenlediğinde Burada mukim bir takım mukim bir takım kafa kesen radikaller yabancı askeri güç olarak tarif edilip ülkemiz sınırları içine taşınırsa bunun adı açıkça millete ihanettir. Kuvayi Milliyeciler olarak bizim bunu kabullenmemiz mümkün değildir. Suriye krizini halletmenin, ülkemizdeki Suriyelileri evlere, evlerine göndermenin zamanı artık gelmiştir. Ama Erdoğan'ın ne bu diplomasi yürütecek esnekliği ne de enerjisi kalmıştır. Erdoğan için artık dış politikada tek bir öncelik vardır. O da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la Rusya Başkanı Putin'le baş başa görüşebilmek. Beyefendi Biden'la görüşünce iklim zirvesinin yapılacağı Glasgow'da gitmekten vazgeçiverdi. İklim, çevre, koruma bunlar bahane Biden'la ver, fotoğraf vermek şahane. Roma olmazsa Glasgow, Roma olursa İstanbul. Erdoğan işte bu gayri ciddiliği ve ideolojik körlüğüyle Suriye konusunda şahsileştirmiştir. Ne yazık ki bu körlüğü, bu körlük de ülkemize çok pahalıya patlamıştır. Bu meseleyi çözme görev ve sorumluluğu ilk seçimlerden sonra bizim iktidarımıza nasip olacaktır. Biz tüm komşuları, komşularımızla barış ve iyi ilişkiler istiyoruz. Ama elbette ilkin içeride kucaklaşacağız. Kutuplaşmayı, kırgınlıkları, dargınlığı bitireceğiz. Cumhurbaşkanı tek bir siyasi partinin değil, tüm milletin cumhurbaşkanı olacak. Tarafsız cumhurbaşkanı herkesi kucaklayacak. Ülkemizin hiçbir sorunu çözümsüz değildir. Milletimiz kesinlikle çaresiz değildir. Ülkemizin potansiyeli çok yüksektir. Yeter ki iyi yönetilsin. Sorunların çözümü içinde ilk şart sandıktır, milletimiz bu ucube rejimi önüne gelecek, ilk sandığa gömecektir. Biz insanımızın, ülkemizin gücünü iyi bilen, devletimizi iyi bilen kadrolarımızla çiftçimize, işçimize, işsizlerimize, esnafımıza, iş insanlarımıza, emeklilerimize, emeklilikte yaşa takılanlara söz veriyoruz. Erdoğan şahsım hükümetinin sizden aldığı her şeyi iktidara geldiğimizde sizlere misliyle geri vereceğiz. Biz geleceğiz. Ülkede hayat bayram olacak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim Kanal D Haber'den Merve Kılıçoğlu Toprak. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önce sizde dikkati çektiniz. Biden'la yaptığı görüşme merak konusuydu. F-35'lerin de gündeme geldiği ve Biden'ın bu konuda elimden geleni yapacağım şeklinde bir mesaj verdiğini iletti Sayın Cumhurbaşkanı, siz görüşmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkürler. E, görüşmeden çıkan mesajlara baktığımız zaman e, daha önce e, Amerikan hükümetinin ifade ettiği hususların dışında bir e, yeni bir şey görmek mümkün değil. Yani benim bildiğim kadarıyla F35'ler değil F16'lar için. Ee, kendi meclislerinde ellerinden geleceklerini yapacaklarını e, söylemiş. E, bu bile yani F16 F16 için de mecliste uğraşacaksa bu görüşmelerin sonuçlarının ne olduğunu açık seçik ortaya koyuyor. Eski model uçakları vermek için bu kadar uğraşacaksa. Evet. Efendim müsaadenizle şimdi bize yönlendiren soruları ileteceğim. İlk olarak Tele1 tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Bülent Arınç AK Parti'ye yönelik açıklamalarına devam ediyor. Bu kez de parti kadrolarını sert sözlerle eleştirdi. Eskiden birbirimizi tamamlayan kadrolardık, şimdi kimlere kaldık? Arabasına kokain çeken adamı genel merkeze almışsın. Ben olsam 30 kilometre yakınına yaklaştırmam. 2015 sonrasında ben yokum, mesuliyet kabul etmem dedi. Siz bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Milleti bölen, liyakat yerine sadakati koyan, idareyi tek kişinin iki dudağı arasına bırakan bir yönetim anlayışının sonuçlarının ne olacağını yıllarca söyledik, gördük. Kendilerini de uyardık, bunları yapmayın dedik. Şimdi yaşadıklarımız ortada. Aklın yolu bil. Kendi partilerinin kurucuları bile reddi mirasa başladı. Yakında ben söylüyorum, Erdoğan dışında herkes, AK Parti'deki herkes reddi miras yapacak o reddedilen miras da Erdoğan'ın kucağında kalacak. Evet. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Asgari ücrete zam mı iktidar sürekli dile getirmeye başladı. 1000 1500 lira zam yapılacağı konuşuluyor ama asgari ücret nasıl artacak? Vergi indirimi formülü üzerinde de duruluyor. Bu noktada da işveren endişeli. Maliyetler çok arttı. Büyük bir zam bizi olumsuz etkileyebilir. Üzerimizde çok yer, vergi yükü var diyor. Askeri ücret nasıl arttırılabilir? Bir de iktidarın bunu son dönemde sık sık e, dillendirmesini, gündeme getirmesini siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani artan hayat pahalılığı ortada. Ücretlerdeki erime de ortada. İçinde bulunduğumuz buhranın en önemli göstergesi bunlar asgari ücretin arttırılması, vergi indirimi formülleri bunları hep zaten biz de önerdik. Aslında dağısı da var bizim önerilerimiz arasında. 3600 ek gösterge, emeklilikte yaşanan, yaşa takılanların sorunun çözülmesi, bütün bunların çözülmesi gerekiyor. Vatandaş işte biraz önce söyledik yani e depresyonun en hızlı arttığı Avrupa'daki ülke Türkiye birinci olmuşuz. Vatandaşımızın bir an önce rahata ermesi için bunların yapılması şart. Ama buradan söylüyorum şahsım hükümeti bunları yapamaz. Metal yorgunu, çoklu organ yetmezliğiyle malul, enerjisi bitmiş. Sandığı görecek mecali kalmamış. Peşimize takılmışlar, bizi taklit ediyorlar. Milletimize söz, bunlara çözüm bulamazlarsa ilk sandıktan sonra biz bütün bu sorunların hepsini çözeceğiz. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru daha var. Soru şöyle, yine ve yeni bir yolcu garantisi gündemde. Afyon Karahisar Kalesi'ne yolcu garantili teleferik sistemi kurulacak. Yılda 140 bin kişi. Afyon Karahisar Belediye Başkanı yolcu garantisi tepkilerine karşı muhalefeti bindirmeyeceğim dedi. Yazı asacağını da belirtti. Siz bu açıklamaları ve bu yolcu garantisi sistemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani 140 bin kişilik yolcu garantisi verdikten sonra muhalefeti bindirse ne olur, bindirmese ne olur? Ön teker nereye? Arka teker de oraya. Saray hükümeti ne yaparsa belediyesi de maşallah aynı şeyleri yapıyor. Bu ülkede teleferik bile yolcu garantisiyle yapılar hale geldiyse vay bu ülkenin haline. Her zaman söylüyoruz. Biz yatırma projelere karşı değiliz. Bizim karşı olduğumuz husus milletin kör kuruşunun bu tür karışık işlerle rantçılara peşkeş çekilmesidir. Evet. Yani muhalefeti bindirmeyeceğim sözleriyle ilgili görüşümü söyledim. Böyle laf olur mu ya? O koltuklar kimseye tapulu değil. Bugün oraya sen oturursun, yarın başkası. Efendim ATV, A Haber ve Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen bir ortak soru var. Soru şöyle. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muğla'da yaptığı tezkere ile ilgili açıklamasına İyi Parti'den tepki geldi. Grup Başkan Vekili Dervişoğlu bu açıklamayı eleştirdi. Sizin bu konuya şimdi değerlendirmeniz olur mu? Bizim sözümüzün muhatabı bellidir. Bizim sözümüz 36 şehidimizin hesabını Ruslara soramayıp bir de Kremlin kapısında dakikalarca bekletilen bekletilenedir. Bizim sözümüzün muhatabı Mehmetçiğimizin tertemiz kanından kendine oy devşirme planı yapanlardır. Bizim sözümüzün muhatabı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesine iki yıl ipotek koyanlardır. Bizim sözümüzün muhatabı Fırat'ın doğusunu tezkeren, tezkereden çıkar, çıkaranlardır. Efendim NTV tarafından yönlendirilen bir soru var. Son olarak müsaadenizle onu ileteceğim. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yaptığı basın toplantısında CHP'nin Irak-Suriye tezkeresindeki tutumunu hatırlatarak Önceki oylamalarda evet diyen CHP bu oylamada hayır diyerek kendisiyle çelişmiştir ve çok açık bir şekilde kendisini inkar etmiştir. Bu bir ittifak değildir ifadelerini kullandı. Sizin değerlendirmeniz ne olur? Hamza da boyunu aşan bu işleri bıraksın. Bak partisinde özgül ağırlığı olan Bülent Arıç'ın Kokay'ın ithamlarına önce bir çıksın, cevap versin. Ondan sonra da çıksın bu tezkere neden yeni seçilecek TBMM'in iradesine ipotek koyacak şekilde iki yıl süreyle çıktı? Bir onu açıklasın. Fırat'ın doğusu ifadesi tezkereden neden çıkarıldı? Onu bir milletimize izah etsin. Türkiye'ye gelecek yabancı güçler kim? Kafa kesen radikaller mi? E bunu da bir milletimize anlatsın. Teşekkür ediyorum.